Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden pazartesi, haftanın ilk üç günü. 19 Ağustos 2019. İmza çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün T harfini seçtim. T harfiyle bakalım ne yapacağız? Farklı güzel imzalar çıkartabilecek miyiz? Birkaç tane isim seçerekten başlayabiliriz. Mesela ilk aklımıza gelen ne olsun? Tülin. Tülin ismini çalışalım isterseniz. Normalde ben bu saatlerde aslında pek keyifli olmuyorum. Çünkü sabahın verdiği bir şeylik var, mahmurluk var. İnşallah videonun sonuna doğru açılırız diye düşünüyorum. Şimdi T harfi uzatılabilen bir harf. Şöyle uzatabiliyoruz. Devamında noktaları her zamanki yaptığımız gibi sonradan atmak kaydıyla şöyle bir çalışma olabilir. Yani şöyle neydi, şöyle uzatıyorum. Evet, ilk denemem bu yönde oldu. Videoyu nereden çekiyorum diye belki merak edenler varsa Ankara'dan İvedik Organize Sanayi ofisim var. Oradan kendi masamdan çekiyorum. Daha önceki videolarımda biraz bahsetmiştim. Aslında ben hani başka işlerle de iştigal ediyorum. Zaten bu yaptığımız bir iş değil. Daha çok hobiye yönelik. Marka vekili olduğumu anlatmıştım. Yani firmaların marka işlerini, resmi işlemlerini takip ediyoruz. Türk Patent Enstitüsü nezdinde. Ya marka daha önceden birkaç kez de anlatmıştım. Marka ile aslında imza işlevsellik açısından aynı fonksiyonu yerine getiriyor. Yani mesela bir firmanın imzası da aslında markasıdır. Kişinin markası imzasıdır. Yani bu benim tanımlamam. Yani bir kitapta herhangi böyle bir açıklama ya da bir sözlükte böyle bir tanımlama yok. Fakat yaptıkları işlev açısından aynı fonksiyonu yerine getiriyorlar. Bu fonksiyon ayırt edicilik dediğimiz kavram. Yani bir marka bir firmanın ürünlerini ya da hizmetini başka bir firmanın ürünlerinden ayırt etmek için oluşturulur. İmza da aynı şekilde. Yani kişinin, şahısların kendi onayları diyeyim, tasdiklerini ispatlayan ve diğer kişilerin imzalarından ayırt edilen, yani mesela bir kişinin imzası diğer kişilerden farklı olduğu için ayırt edicilik özelliği vardır. Öyle olması gerekir. İmzadaki bu özellik
Aynı şekilde firmaların markasında da vardır. İnsanlar imzasını tabii farklı ataraktan bir imzasına bir karakter verip onu tabii ticari anlamda bir marka gibi de geliştirmiş oluyorlar. Farklı atmaktaki kasıt tabii başkası taklit etmesin. Marka da öyle değil midir? Hani firma niye markasını tescil eder? Başkası ürün, başka bir firma gelip de ürünlerini taklit etmesin. Yani ederse de kendisini savunabilmesi için elinde bir en azından kanuni yönden elinde bir güvence olsun, sigorta niteliğinde. Yani takliti önlemek amacıyla. Bu nedenle imza gerçekten çok önemlidir efendim. Gerçekten hayati önemi vardır. Yani basit imzalar gerçekten yani basit imza derken mesela az önce attığımız tülin ismi şöyle yazıp da işte altına da şöyle bir şekil yapıp da bu benim imzam derseniz bu imza çok kolay taklit edilebilir. Onun için imzanızın biraz taklidi zor olsun. Ki başkası tarafından kopyalanmasın. En azından kopyalansa bile bilir kişi, uzman bunun sahte olduğunu anlayabilecek düzeyde orijinal olsun ki yani ayırt edici olsun ki sorun çıkmaz. Şimdi tülin ismine tekrar dönersek yani T'yi şöyle büyük attıktan sonra şöyle diğerlerini sanki çok böyle kalp ritmi gibi hani kalp grafiği vardır ya cihazlarda böyle yani T'nin altına yerleştiriyorum. N'yi de şöyle uzatıyorum. Bu tarz bir şey yapılabilir. Diyeceksiniz ki bu haftanın ilk mesai günü pazartesi başka işlerin yok mu? Geldim burada imza çalışması yapıyorsun. Senden talep eden de olmadı. Ya yani doğru talep eden de olmadı fakat bir yarım saat bir saatlik bir işim vardı. Onu hallettikten sonra şu an boşum ve kafamı dağıtmak için bence iyi bir fırsat. Bakın T'yi şöyle üstten döndürerek yatabilirsiniz. Yani şuraya geldikten sonra şurada bir tane daha döndürebilirsiniz. Bak, yukarıdaki ile simetri oluşturur. Hem de göz... Yani şu neyi şuradan bitirebilirsiniz. Yani şurada bir T yapıyorum. Yukarıdan kıvırmalı. Altına neyi aynı şekilde uzatıyorum. Yani bir şuradaki hareket, şu hareket de şu hareket. Yani şu hareket de şu hareket. Gördüğünüz gibi bir simetri oluşturuyor. Bu tarz bir şey yapılabilir. Şöyle. Şurada iyi unuttuk. Evet. Aslında yaptığım işe yani marka vekilliğiyle ya markayla çok alakalı bir şey. Sonuçta marka dediğinizde insanlarla alakalı bir şey. Yani siz markayı sonuçta insanlar için yani tüketim toplumu için yaptığınız bir oluşum ya da tedbir diyelim. Ürünlerin markalanması, hizmetlerin markalanması. İmza da aynı şekilde kişinin kendi markası. Ya yani benim sizin markanız. Mesela Turin diye bir diyelim ki bir hanımefendi var. Şimdi mesela o imzayı böyle atıyor. Başka bir Turin geliyor diyelim ki. O da şöyle atıyor diyelim mesela. Bak. Yani
Yani şuradaki şeyi şurada vermeye çalıştım. Daha çok Z gibi duruyor olabilir ama hiç önemi yok. Bu dediğim gibi burada önemli olan hani farklılaştırmaya çalışıyoruz. Ayırt edicilik yapmaya çalışıyoruz. Bu da ikinci türün, yani şu diyelim ki birinci türün markası, şu da ikinci türün markası. Şimdi ikisi de imzayı aynı şekilde atsalar, yani ikisi de imzayı şu da az önce anlattığım gibi ikisi de şöyle atsa, biri şöyle bir şey yapsa, biri de gelse şöyle yapsa, o da sonuna şöyle bir şey yapsa, marka, yani marka diyorum, imza ayırt edicilik kazanmıyor. Yani biraz şeyde konusunda çalışmak lazım. Farklılaştırma konusunda. Bu arada videolarda fark ediyorum. Hep kağıdı ben video çekimi başlamadan önce konumlandırıyorum tam çıksın diye. Fakat ister istemez videonun devamında kağıt böyle sağa sola yukarı falan kayıyor. O da bazı imza örneklerimizin şu kenarda kalanları gözükmemesine sebep oluyor. Bu arada çayımızı bir tazeleyelim, tekrar devam edelim. Arkadaşlar bu arada ben marka vekilinden ilaveten ticarette de uğraşıyorum. Yani ufak çapta. Nasıl ufak çapta? N11 hepsi burada gibi platformlarda mağazalarım var. İşte mağazam var deyince sanki böyle kulağa şey gibi geliyor ama büyük bir iş yapıyormuş gibi, aslında yaptığımız fazla bir şey yok. Ben şu an için mesela oralarda ne satıyorum? Kitap satıyorum. Bir de oto filtresi grubu var. Onları satıyorum. Sanayide olduğum için burada filtreci firmalardan alıp satabilme şansım oluyor. Kitap nereden çıktı derseniz, kitabı ben eskiden beri çok okuyan biri olmasam da bu işte kitap kokusu, kitabın kapağı, dizaynı hep ilgim olmuştur. Yani bir kitabı mesela okumasam bile alıp şöyle incelemeyi, koklamayı severim. Herhalde oradan gelen bir şeyim vardı. Ticaret yaparken de nedense kitaptan başladık. Hani kitap alım satımı. Diyeceksiniz ki bu kadar kolay mı? Hani biz de başlayalım. Yani kolay değil. Hani çok para kazandığımız da yok. Rekabetten dolayı. Fakat yani tecrübe oluyor. Yani ürünleri öğreniyorsunuz, insanları öğreniyorsunuz, insanların neyi talep ettiğini görebiliyorsunuz. Tabii işte o kapak dizaynları, kapaklardaki o yazı şekilleri, herhalde bunların hepsinin bir birikimi. Ben de bu tarz bir video çekme isteği mi uyandırdı diyelim. Sonuçta bunlar da bir karakter betimlemesi diyelim ya da karakter sunumu. Yani kağıt üzerinde biz de bir şekiller çiziyoruz. Yani imza aslında bir şekildir yani. Şimdi türünü şöyle bir de ufak atalım bakalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Evet, şöyle atıyorum. Böyle bir şey yapılabilir. Bak. Evet. Kağıdımız çıkıyordur inşallah. Evet. Tamam. Yani T'yi şöyle yaptıktan sonra şuraya gelip şöyle bir şey yapabilirsin. Bakın bu da güzel duruyor.
Bizim bu çektiğimiz videoların hani çok bir takipçisi olacak mıdır ya da gerçekten bu videolara ihtiyaç var mıdır onu zaman gösterecek. Ben yurt dışında yapan birkaç kişi gördüm yine YouTube üzerinden. Bayağı bir yani takipçi çok olmasa da izlenme oranları bayağı yüksek. Yani insanlar bu imza konusunda bayağı bir kendilerini şey hissediyorlar. Şanssız mı diyeyim ya da yeteneksiz demek istemiyorum da. Ya ben imza atamıyorum diyor. Hani beceremiyorum diyor çoğu kişi. Ya imzam aynısını atamıyorum. Yani mesela şurada az önce bir imza atıyoruz mesela. Ben diyor bunu bir daha atmak istediğim zaman atamıyorum diyor. Ya bana diyor resmi kurumlarda diyor sıkıntı oluşturuyor bu diyor. Bir de insanlar imzaların hani böyle başkalarınınkini görünce herhalde kendilerinkinin çok basit kaldığını mı hissediyorlar nedir? Biraz daha böyle şık bir şeyler olsun istiyorlar. Mesela şurada böyle T'yi yukarı çektim. İndirdim. Şöyle şöyle yaptım bak. Zor bir şey değil aslında. Mesela böyle bir hava katabilirsiniz imzanıza. Yani burada yaptığımız olay T'yi büyük yapıyoruz. Yani abartıyoruz diyelim ya da egzajere ediyoruz. İngilizce tabirle. Yani imzanızdaki ya da isminizdeki birkaç harfi seçip onu üzerinden mesela biz bu şu örnekte T'yi baz aldık. T'yi büyük yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle uzatıyoruz. Düz çekiyoruz. Noktaları sonra kuruyoruz her zamanki gibi. Mesela bir de L'yi egzecere edelim. Mesela türünün L'sini mesela. Yani mesela normal bir T yaparsınız. Normal bir T yaptık diyelim. Yani şöyle L'yi şey yapabilirsiniz. Bakın. Burada da şey yaptık. Tabii L biraz daha böyle kıvrımlı olduğu için L'yi O gibi yapıyoruz ama aslında burada L oldu. Zaten şöyle dikkatli gözlerden kaçmıyor diyeyim. Yani burada da mesela L'yi büyük yaptım. Otosuna bir örnek vermiştim. Şöyle bir L yapıyor. Hani eski yazılarda böyle bir çalışma var. Dikkatimi çekti. Ama şöyle bir L yapabilirsiniz. Yani L'yi şurada bir tane yapayım tekrardan. Tam olmadı istediğim gibi. Evet. Yani şurada L'yi şöyle yuvarlak yapıyorum. Yine aşağı inerken düzünüyorum. Sohbetimizde devam edersek yani dediğim gibi imzasından memnun olmayan çok insan var. Yani imzasını bu arada imzanızı değiştirebilirsiniz. Hani ömür boyu memnun olmadığınız bir imza ile devam etmeyin. Bir kağıt kalem alın müsvetle. Çalışmalar yapın. Bizim burada yaptığımız örneklerden
Feyiz alabilirsiniz. Onları geliştirebilirsiniz. Sonra notere gideceksiniz. İmza beyannamesi vereceksiniz. Benim imzam bundan sonra bu şekildedir diye. O imza aldığınız, noterden aldığınız imza beyannamesini resmi kurumlara ibraz edeceksiniz. Yani bankalara ya da işte şu an mesela işlem yapacağınız yerlere. Bu arada önemli olan şu husus var. Biliyorsunuz yeni TC kimlik kartları dağıtılıyor. TC kimlik kartları. Alanlar görmüştür. Şu kartın şu sağ alt köşesinde çok ufak da olsa sizin imza örneğiniz var. Yani TC kimlik kartına başvururken memurun sizden aldığı imza burada çıkıyor. Ha bu neyi kazandırıyor? Aslında bir imza beyannamesi de vermiş oluyorsunuz farkında olmadan. Yani şunu demek istiyorum. Siz mesela bir bankaya gittiniz. Para çekeceksiniz. Haliyle gişedeki bayan memur ya da erkek memur sizden nüfus cüzdanınızı istediği zaman siz tabii yenisini uzattığınızda direkt şuradaki imzaya bakacak. Buradaki imza ekrandaki yani onların sistemindeki imzayla tutuyorsa paranızı verecek. Tutmuyorsa diyecek ki imzanızı bir daha atın diyecek. Size. Ya da imzanızı güncelleyin diyecek. Ya da yani bakacak buradaki imza farklı. Ekrandaki imza farklı. Ekrandaki imza farklı. Önce kendi ekranını düzeltecek. Önce kendi ekranını bir düzeltecek. Ondan sonra dekonta atacağınız imzayı bununla karşılaştıracak. Ya şunu demek istiyorum. TC kimlik kartların herhalde şu an herhalde bir nüfus olarak %50'sini aldıysa, %50'si kaldıysa bu kalanlar için de bir fırsat aslında. Bunların içinde imzasından memnun olmayan varsa bu çok güzel tam zamanı yeni TC kimlik almaya gitmeden önce bir imza belirleyebilir kendine. Onunla şey yapabilir. Çünkü o kimlik kartında kimlik kartı siz herhalde bunun yasal olarak süresi kaç yıl bilmiyorum da diyelim ki minimum 20 yıl tam hatırlamıyorum belki de 20 yıldır. Yani 20 yıl boyunca o orada duracak. Siz orada durduğu müddetçe siz imzanızı değiştiremeyeceksiniz. Ya gideceksiniz kartınızı tekrardan değiştireceksiniz. Benim imzam değişti diye. Ya da işte tabi bunun için de önce gideceksiniz notere imza beyannamesi vereceksiniz. Onu da götürüp nüfus idaresine vereceksiniz. Muhtemelen ki imzanızın değiştiğini adamlar yani adam şimdi siz durduk yeri ben sana TC kimlik kartını niye değiştireyim diyecek. Kayıp mı ettin? Yok. Peki niye değiştireceğiz? İmzam değişti. İmzan değişse git önce noter edecek. Yani bunlar hep bir masraf. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer TC kimlik kartı daha henüz almadıysanız ve imzanızdan da keyif almıyorsanız, memnun değilseniz yeniden bir imza çalışması yapıp kendinize imza belirleyip TC kimlik kartına o şekilde müracaat ederseniz ileride daha rahat edersiniz gibime geliyor. Bu arada biz Tülin isminde devam ediyorduk. Bakalım başka ne yapabiliriz? Bu arada başka isimleri de geçmek istiyorum. Bakın şöyle yaptım. Bu çok basit bir örnek. Yani hani bunu herkes yapabilir. Bakın T'yi ilk başta kapatmıyorum. Sonra yapıyorum. Yani noktaları da sonra koyuyorum. Çok basit. Güzel bir imza. Şimdi mesela aklınıza bir şey gelebilir. Ya ben buradan bir tane sizin yaptıklarınızdan bir tanesini seçtim. Ya mesela şu en son yaptığım hoşuma gitti diyelim. Örnek veriyorum. Tülin isimli bir hanımefendi. Kafasında şöyle bir soru işareti oluşuyor diyelim. Mesela diyor ki ya ben bunu seçtim. Tamam sizin bu videonuzu belki 1000 kişi seyredecek. İçinden birisi daha aynısını seçti. O da diyelim ki aynı imzayı atıyor. Bakın şu benim attığım tülünü yine aynı şekilde aynı versiyonla herhangi biri yani siz ya da başkası atmaya çalıştığınız zaman
Herkesinki, herkesinki yani A kişisinki, B kişisinki, C kişisinki, herkesinki birbirinden farklı çıkıyor. Yani çünkü herkesin el hareketleri, yani kalem tutuşu, kalemi bastırışı ve yazı şekli. Yani mesela ben şu, bu tasarımı aldınız, aynısını atabilirsiniz, hiç sorun yok. Çünkü ben sizin attığınız gibi atamayacağım. Muhtemelen şöyle bir örnek yapayım. Bak ben şimdi şöyle atıyorum ya. Muhtemelen siz bunu attığınız zaman ne diyeyim, siz belki T'yi şöyle biraz büyük yapacaksınız. U'ları ne bileyim şöyle uzatacaksınız. Yani o sizin elinize bağlı. Ve sonuçta sizin türeniniz farklı çıkacak. Yani bu demek istiyorum ki bu örneği herkes seçebilir. Yani türün isminde diyelim ki 100 kişi bu videoyu seyretti. 100'ü de bu az önceki örnekleri değil de şunları değil de diyelim ki şu en son seçtim, yaptım, beğendim. 100'ü de bunu seçebilir mark şey olarak, imza olarak. Çünkü hepsinki birbirinden farklı olacak ve bilir kişi eğer bir adli durum olduğu zaman şu imzanın diyelim ki tülün acar tarafına atıldığını, şunun tülün işte ne bileyim bakar tarafına atıldığını, şunun tülün Hacıoğlu tarafına atıldığını, şunu Tülin diyelim ki Kara tarafına atıldığını, şunu Tülin diyelim ki Ramazanoğlu tarafına atıldığını, bunları kim çözebilir? Çünkü dediğim gibi herkesin şeyi farklıdır. El imzası farklıdır. Yani el yazısı farklıdır. Onun için kafanıza takılmasın. Buradaki örnekleri başkası da seçse de. Ya zaten şöyle bir ihtimal de yok yani. Siz diyelim ki Ankara'da yaşıyorsunuz. İsminiz Tülin, şunu seçtiniz. Bu videoyu belki hayatınızda hiç karşılaşmayacağınız, diyelim ki Trabzon'da oturan başka bir Tülin isminde biri seçti. O insanın da imzanızın benzer olmuş olması yani sizi hayatta hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Yani siz onunla bir ticari bir alışverişe mi gideceksiniz ya da bir vukuatlık bir durumunuz mu olacak? Olmayacak. Yani demek istediğim buradaki örnekleri gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Ve geliştirebilirsiniz. Yani geliştirmek derken şu mesela az önce örnek verdik. Mesela tülün acar dedik. Tülün yaptınız. Sonunda bir de A yapacaksınız. A'yı da şöyle yaptınız. Mesela ne bileyim sonuna soyadınız acar ya. Şöyle de bir A yaptınız mesela. Yani bu örnekleri geliştirebilirsiniz. Sonuna ne bileyim soyadınıza göre B koyabilirsiniz. Sonuna işte C koyabilirsiniz. Soyadınız neyse. Ona göre şunları geliştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir. Bence şimdi türün ismi yeterli. Başka bir isim seçelim. Mesela erkek ismi olarak Talat seçelim. Talat'ı mesela. Bir tane ağamız var. Bakın şöyle yani aslında zor değil bakın. Şöyle bakın. Az önceki türünün bir benzeri bir şey attım. Burada ne yaptım? Şu B gibi duruyor ama isim gidişinden Talap olmayacağına göre Talat. Ya da sorun değil yani illa Talat diye okunmasına da gerek yok. Yani böyle bir şey yapılabilir. İki tane T var, iki tane A var. Talat ismi gerçekten ilginç bir isimmiş ya, şimdi fark ettim. Biz bunda güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Niye çıkartmayalım? Şöyle bir şey olabilir mi? Olur. Bakın şu en son yaptığımızı biraz şey yapalım. Yani şöyle T'yi uzatıyorum. Geliyorum A yapıyorum, D yapıyorum. T'yi şöyle kapatıyorum yani.
şurayı küçük T'nin orta çizgisi gibi kullanıyorum. Ya da başka ne yapılabilir? Yani iki tane şöyle iki tane tipe atabilirsiniz yani sanki. Çok şey durmuyor ama. Yani şöyle iki tane yan yana tipe atabilirsiniz. Mesela bir tane T indireceğiz. Yine mesela örnek veriyorum. Şunu atıyorum. Ondan sonra A. Ondan sonra bir L çıkıyorum mesela. Ondan sonra A. Ondan sonra bir T. Yani bunu pratiğe dökebilir miyiz? Ona bakıyorum da. Şöyle bir şey yaptık diyelim. Bir tane attım. Yani şöyle attım, geldim. Ondan sonra bir tane daha attım. Yani böyle printer'ın gider gelir ya. Onun gibi bir şey oldu bakın. Yani çok şey bir şey değil de. Bakın şöyle gittim, geldim. Ondan sonra tekrar şuraya gittim, geldim. Ya da burayı nasıl yapabiliriz? Evet şöyle ikinci T'yi onun üstüne çıkabiliyorum bakın fark ettim. Şu da olabilir yani. Yani şurayı kısa tutarsınız. Evet. Salat ismini bu kadar yapacağım. Fazla vakit kaybetmeden birkaç isim daha yapalım. Mesela ne yapabiliriz? Tarık yapalım bakalım. Tarık. O da yaygın bir isim.
Yani şimdi sonuçta bir en sonunda bir K var mesela. Yani onu mesela şöyle kullanabiliyorum bak. Şöyle geldim. Yani her türlü uzatabilirsiniz bakın. Sondaki K'yi farklı yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey. Mesela şurada mesela şöyle bir şey yaptık ya mesela. T'yi şöyle atıyorum. Aslında şu hoşuma gitti de şunu bir daha bir çalışalım. Şu şöyle attık, geldik. Evet, şuna bir çalışalım. Yani şöyle atıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Bakın. Şu K'nin şöyle yukarıdaki T'nin yani şurayla şurayı paralel bir ahenk oluşturmaya çalışıyorum. Yani zor da değil yani bak. Yani. Şunlar yapılabilir. T'yi şöyle T'yi şu şekilde yapmak hoşuma gitti. Onu bir başka ne yapabiliriz bir bakalım. Şimdi şurada bir tane R'miz var aslında. Bakın. Yani şöyle bakın. Ben bir şey yapalım. Farkında mısınız bilmiyorum da. Şu tarık. Şu bakın şu T şurada bir A yapıyoruz. Ondan sonra şurası bir R, I, K. Yani aslında bu tam şey değil de şöyle. Şurada bir şey yakaladım. Bakın şimdi onu bir çıkartmaya çalışacağım size. Yani şurada bir R yapıyorum. Ondan sonra bir K yapıyorum. Bakın şu 3 tane çizgi şurayı 1, 2, 3 paralel gidiyor. Arkadaşlar bunlar kesinlikle benim daha önceden yani video çekmeden önce tasarladım. Ondan sonra geldim burada yapıyorum. Yani bunlar tamamen spontane. Zaten bence böyle olması daha güzel. Niye diyeceksiniz? Yani
size de bir ilham oluyor. Çünkü siz de mesela bir kağıt kalem çektiğiniz zaman yani böyle farkında olmadan çok güzel şekiller çıkartabilirsiniz. Yani illa bunun için bir tasarımcı olmaya ne bileyim yani el yazınızın çok güzel olmasına gerek yok. Bu kalem pek tat vermiyor. Şu kalemi bir geçelim bakalım. Evet. Bu da pek tat vermiyor. Ben videomuz şimdi tam böyle hani güzel yerinde kaldı. Şu dolma kalemlerle uğraşmayacağım. Şu daha önce bahsettiğim imza kalemiyle bir şeyler yapalım. Yani az önceki imzayı tam gösteremedim. Şöyle atıyorum. Geliyorum şöyle bakın. Yani böyle bir şey. Yani tam şeyli değildi. Yani buna değişik versiyonlar yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Yani değişik versiyonlar yapabilirsiniz. Tarık'la ilgili başka ne yapabiliriz? Yani şöyle. Yani süsleyip atabilirsiniz. Bak süslüyorum. Şu an başka bir şey yaptığım yok yani. Yani farklı yapıyorum. Birini uzatıyorum, birini de kısaltıyorum. Bir şeyler yapıyorum yani. Yani ne bileyim şurayı şöyle uzatırsınız. Böyle yani fiyonk atarmış gibi. Kurdela. Yani mesela şurada K'yi böyle büyük yaparsınız. Mesela bakın yani böyle bu tamamen size kalmış. Yani şunu bir daha yapalım mesela. Şuraya geldiniz. K'yi şöyle kocaman bir K yapıyorsunuz mesela. Örnek veriyorum. Başka bir isim seçelim. Ne olabilir? Bir bayan ismi bulalım. T ile başlayan. Bayan ismi de T ile pek yok mudur? Bana aklıma gelmiyor. Böyle bir Tansel ismini yapalım önce. Aklıma şu an Tansel geldi. Tanseli bir yapalım. Ondan sonra bir bayan ismi de bulursak. Şöyle minimalist bir şeyler yapabilirsiniz. Yani nasıl size T'yi büyük atarsınız. Sonrakileri küçük atarsınız. Tabii sonradan bir ahenk vermeniz lazım. Şöyle mesela Tanseli şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Bu arada bir yeni sipariş geldi. Telefonda geldi. Muhtemelen kitaptır. Yani şurada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın en son attığımda T'yi
T'yi çıkartabilir. Şunda pek T çıkmadı da. Şunda pek T'yi bulamadım. Şuradaki T az çok gözüküyor. Mesela onu bir yapalım mesela. Şöyle bir geldik. Bir S yaptık. Bir D yaptık. Sonra şöyle bak. Zor değil. Yani. Arkadaşlar hakikaten bu videolar bakın ben biraz şu an kendimi rahatlamış hissediyorum ilk videonun başlangıcına oranla. Yani bu da oldu bakın şu da oldu ta yukarıdan bulaştırmaya gerek yok şöyle. Gerçekten sırf imza çalışması için değil hani ne bileyim bir sinirli bir anınız vardır. Alın bir kağıt kalem hani bazısı kırıp döker ya. Siz de mesela hırsınızı kağıttan kalemden çıkartın. Şu kağıdın kalemin buluşması çıkardı ses ya da yaptığınız şu el hareketleri. İnsanı rahatlatıyor. Ama şöyle klasik bir tansel attım. Ve bunun altını şöyle kapatabilirsiniz hani böyle yani bakın böyle yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Şurada neden sonra şöyle bir atraksiyon yapabilirsiniz yani böyle sanki uzatıyormuş gibi onu bir göstereyim. Yani hep altına çizmenize gerek yok. Şöyle geldiniz, şöyle bir şeyler yapabilirsiniz hani. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani S'yi böyle büyük atabilirsiniz. Bakın şöyle bir şey yaptım. Fark ettiyseniz tam sel. Yani tanı içeri aldım. Sel. Zor değil yani. Şöyle. Bu tarz bir şeyler olabilir. İsmi derken aklıma bayan ismi de gelmiyor. Biz bir erkek ismi başka var mı? Tülin yaptık. Tarık, Talat, Tansel. Taha var mesela. Taha'yı yapalım. Burada bir H harfimiz var. O H harfini ne bileyim şöyle büyütük, egzajer edebiliriz. Bakın şöyle. Bir tane T yaparsınız. H yaparsınız. Ya da şöyle. Bak. Bir tane büyük T yaptınız ya. H yaptınız. Ondan sonra şurayı şuradan mı? Şöyle. Yani böyle bakın şu hareketi de yapabilirsiniz bakın. Şuradan
Şurayı Taha diye kapattınız. Yani bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Yani orada bir H harfi var, Taha isminde. Onun üzerine yoğunlaşalım. Çünkü onda bir şeyler çıkar gibi geliyor. Bakın bu yeni yazmaya başlayan bir çocuk gibi atıyorum ama H'yi bakın farklı yapıyorum. Yani burada espri H. Yani dikkat edin. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim büyük bir T attık diyelim. Yani şöyle süslüyorum bakın. Yani şu hareket imzayı biraz doldurmamız gerekiyor ya, boş kalmasın diye bakın. Yani ne bileyim buradan böyle atabilirsiniz. Ya da az önce attığımızın Taha. Şöyle en güzeli şöyle mi çıkıyor acaba? Şöyle. Evet. Yani sanki bakın şöyle devamını bir daha uzatıyorum. Yani şu boşluğa bir tane daha atayım. Şuraya bir tane daha atalım. Evet, böyle farklı farklı atabilirsiniz. Evet. Ben gerçekten merak ettim ya, T ile başlayan bayan ismi. Bir bakayım internetten. T harfiyle başlayan kısımlarını internetten bakıyorum şimdi de. Ona göre birkaç tane de yapıp videoyu öyle kapatmak istiyorum. Evet, çok değişik isimler var. Tansel aslında bayan ismi de oluyormuş. Tansu var, Tanseli var. Taniyeli var. Tılsım var. Ha, Tuğba varmış. Evet, Tuğba çok yaygın bir isim. Bak aklımıza gelmedi. Bir Tuğba'yı bir yapalım. Sonra bir Tuğçe yapalım. Tuğba, Tuğçe. Evet, Türkan var. Türkan yapalım. Bu üç ismi yapalım. Zaten o sırada videomuz tamamlanmış olur. Evet.
yaptım? Şöyle bir şey yaptım. Geldim. Şurada uzattım. Ondan sonra bak. Hareket şu. Yani B'ye gideceğim ya. Bunu şurada biraz çalışalım. Yani. Şurada B'yi şöyle çekiyorum. Biraz karışık gibi duruyor ama. Şu yaptığımızı biz şuraya bir atalım. Yani şu T'nin orta çizgisi H'yi buluşturuyorum. Böyle mi? Sonradan da yapabiliriz. Şimdi Tuğba ismi şuradaki yumuşak yerin üstünü şuradan dolanıp ondan B'ye geçtim. Güzel oldu. Hiç el kaldırmadan atabileceğiniz bir imza şekli oldu. Bakın. Evet. Yani şuraya bir tane daha şöyle atayım en son olarak. Ondan sonra bakın. Tuğba. Basitçe Tuğba. Başka Tuğba ile ilgili ne yapabiliriz? Yani şu G'den bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Çok farklı olmadı. Şuraya gelelim diyelim mesela. Şuraya geldik. Tamam, güzel. Yani burada pek farklı olmadı. Yani bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle geldiniz. Şöyle bir B yaptınız. Şöyle bir A yaptınız. Şunu bir kapatabilirsin, hani değil mi? Ama yok, illa kapatmak zorunda değilsiniz. Bakın şurayı şöyle yaptım. B'yi şuraya uzattım. Yumuşak G'yi de kapatmış oldum bu şekilde. Evet, bu imzayı fena olmadı. Şimdi ben şurada bir daha göstereyim size arkadaşlar. Yani şöyle geldik. Her zamanki gibi. Şurada bir B yapacağız ya. Bakın. B'nin şeyini, şu orta şeyini şu yumuşak G'nin üzerine doğru uzattım. Orada öyle bir boşluk yayınca yumuşak G'yi de yapmış oldum. Ve el kaldırmadan yapabildiğim bir imza oldu. Bakın. Şimdi Tuğba ile ilgili başka, yani yumuşak G olduğu için işimiz kolaylaşıyor. Çünkü yumuşak G